Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ Motor Sanayi yeni 6000 pound itkiye sahip turbofan motoru TF6000'i tanıttı. Motorun türevleri uçaklarda, gemilerde ve değişik milli platformlarda kullanılabilecek. Art yakıcısı olan motor, art yakıcı ile 10.000 pound itki sağlayacak ve platformları ses üstü hızlara çıkarabilecek kadar güç üretebilecek. TEI sosyal medya hesabından motor hakkında şu bilgileri verdi: TEI TF6000 turbofan motoru ve türevleri, uçaklardan gemilere, değişik milli platformlarda kullanılabilecek. Art yakıcı konfigürasyonu destekleyecek şekilde tasarlanan motor, art yakıcı ile beraber ses üstü uçuşlar için gerekli güçlere ulaşabilecek. TEI TF6000 turbofan motoru ve türevleri, uçaklardan gemilere, değişik milli platformlarda kullanılabilecek. Art yakıcı konfigürasyonu destekleyecek şekilde tasarlanan motor, art yakıcı ile beraber ses üstü uçuşlar için gerekli güçlere ulaşabilecek. Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TEI TF6000'in birebir ölçekli maketini, katılımcılarımıza sürpriz olarak ilk kez sergiledik. 6000 pound seviyesine kadar itki üretebilecek. Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TEI TF6000'in birebir ölçekli maketini, katılımcılarımıza sürpriz olarak ilk kez sergiledik. 6000 pound seviyesine kadar itki üretebilecek. TF6000 aynı zamanda Bayraktar Kızıl Elma Mius kullanılması planlanan motorlardan biri olan, 5500 pound ve art yakıcıyla 9260 pound seviyesinde itki verebilen AE322 art yakıcılı turbofan motoru ile yakın itki değerlerine sahip. Bu bağlamda TF6000'ün, Kızıl Elma için de yeterli bir itki seviyesine sahip olduğu değerlendirilebilir. TEI, TF6000 dışında helikopter için TS1400 turboşaft motorunu geliştiriyor. TS1400, T625 Gökbey ve bir takım modifikasyonlarla T129 Atak helikopterinde kullanılabilecek. TEI tarafından yürütülen turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında geliştirilerek yerli Gökbey Genel Maksat Helikopteri ve T129 Atak Taarruz helikopterlerine güç vermesi planlanan TS1400 geliştirme motorunun ilk çalıştırılması Ekim 2020'de gerçekleştirilmişti. Üretilecek ilk Gökbey Genel Maksat helikopterine motoru yetiştirmek için de TEI çalışmalarına devam ediyor. Akşit, muadillerine göre çok daha güçlü bir motor geliştirdiklerini açıklamış ve TS-1400 motorunun, Gökbey'in testlerinde kullanılan ve mevcutta T-129 Atak Taarruz helikopterlerimize güç veren motordan 100.150 beygir kadar fazla güç ürettiğini söylemişti. TEI TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi tarafından 3 Aralık 2020 günü düzenlenen TEI'de Kariyer ve Projelerimiz etkinliğinde açıklamada bulunan TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, TS-1400 motoruna dair sözleşmenin Şubat 2017'de imzalandığını, 2020'nin Ocak ayında ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, içinde bulunduğumuz yılın 22 Ekim gününde de motorumuzu tam bir helikopter motoru olarak, yani güç türbini de dahil, helikopterin pervanesini çevirecek güç türbini de dahil başarıyla çalıştırdık. 22 Ekim'den bugüne kadar ufak tefek eksikliklerini aksesuarlar dahil tamamladık ifadelerine yer vermişti.